dostlarım, yeni bir GTA 5 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA 5'te manyak şeyler yapmaya devam ediyorum. Dostlarım, bugün Franklin olarak bakın evimde uyandım. Şu anda Franklin'i kontrol ediyorum. Peki bugün ne yapacağız? Aslında başlıkta görüyorsunuz ne yapacağımızı ama bakacağız. Ne yapacağımı söylemeden önce şu Borola'daki abone olmuyorsunuz. Benim canımı sıkıyorsunuz. Sakin ol. Videoya like atmıyorsunuz ve gerçekten çok üzülüyorum. Bakın, sizle bir anlaşma yapalım. Şu anda alttan kanala abone olun ve videoya bir like bırakın ve inşallah hayalinizdeki arabanın tıpkısının aynısını yarın kapınızın önünde görürsünüz. Sizin olur. Bunları yapanların dostlarım bütün dilekleri gerçek olsun. Lütfen videoya bir like bırakıp abone olmayı unutmayın. Neyse dostlarım, bugün GTA 5'te ne yapacağız? Bugün dostlarım bir duyum aldım bakın. Ben GTA 5'te şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu GTR'ı sürmek istiyorum. Tamam, bakın ben bu arabayı gerçekten sürmek istiyorum. Ve bu araba GTA 5'te yok. Ama dostlarım, aldığım bir duyuma göre şu anda bakın Franklin'de uyandım ve aldığım bir duyuma göre şimdi size de o telefonda o mesajı göstereceğim bakın. Bakın dostlarım, şu anda telefonu açtım bakın. Jimmy bana bir tane fotoğraf göndermiş. Şu anda Ramazan buraya zoomladı dostlarım bakın. Fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi bir tane GTR fotoğrafı var. Yani Jimmy Los Santos'u dostlarım, yani buraya yaşadığımız şehre bir tane GTR getiriyormuş. Vay be. Ben bunu duydum, kaçırır mıyım dostlarım? GTR'ı duydum ben, peki bunu kaçırır mıyım, bana söyleyin. Yok. Sizce ben Jimmy'nin GTR getirdiğini duydum bakın. Jimmy Los Santos'a GTR siparişi yapmış ve şu anda dostlarım Los Santos topraklarına GTR gelecek. Ve biz de bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Jimmy DeSanto'nun yani Michael'ın oğlu Jimmy'nin GTR'ını çalacağız dostlarım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Önce bir üstümüzü giyin dedim. Hızlı bir şekilde dostlarım üstümü giymem lazım. Şu an saat kaç? Şu an saat dostlarım 2.50 falan. Bu saatlerde bildiğim kadarıyla Michael'ın oğlu Jimmy evde oluyor. Yani evde takılıyor. Oyun mu oynuyor. Bir şeyler yapıyor dostlarım yani. O yüzden büyük ihtimalle şu anda evdedir. Biz hızlı bir şekilde üstümüzü giyin dedim. Dostlarım ayağımda ayakkabı bile yok. Cıbıldak ayak geziyorum. Ayağımda ayakkabı bile yok yani. Ne giysek dostlarım? Şimdi bakın. Jimmy'nin bizi tanımaması gerekiyor. Çünkü dostlarım Jimmy'nin GTR'ını çalacağım için, arabasını çalacağım için Jimmy'nin beni tanımaması gerekiyor dostlarım. Bir pantolonumuzu giyelim. Ayakkabı ne olsun? Dostlarım siyah bir ayakkabı, kamuflaj olalım. Üzerinde siyah bir şey olsun. Onun dışında dostlarım evet, bir de maske takarız şey yaptığımızda. İşe koyulduğumuz zaman bir tane maske takarız. Dostlarım Jimmy bizi tanımaz. Bakın şu anda üstümü giyindim. Direkt evden çıkmam lazım. İlk olarak dostlarım Michael'ın evine gideceğiz. Michael'ın evine niye gidiyorum? Sen bana niye soruyorsun ki? Çünkü dostlarım Jimmy büyük ihtimalle evdedir. Yani Jimmy dostlarım bu SMS'i bana, videonun başında gösterdiğim SMS'i bana bir gün önce attı dostlarım. Büyük ihtimalle şu anda Jimmy GTR'ına kavuşmuştur, yani GTR'ya evdedir. GTR'ını almıştır, eve getirmiştir arabasını dostlarım, ya da arabasını alacaktır. İşte biz de bugün bunu öğreneceğiz. Normalde dostlarım biliyorsunuz ki Franklin'in kendi arabası var ama orada ne olmuş lan? Dostlarım buraya uçak düşmüş. Ne oluyor oğlum? Dostlarım burada bir savaş uçağı var. Allah Allah. Los Santos yine bugün karışık dostlarım. Şehirde yine bugün bir karışıklık var. Normalde Franklin'i biliyorsunuz ki kendi beyaz bir arabası. Ekranda fotoğrafını görüyorsunuz o arabanın. Dostlarım o arabayla bugün gezmeyeceğiz. Çünkü niye? Jimmy'nin benim oraya geldiğimi anlamaması gerekiyor. Yani Jimmy DeSanto'nun, Michael'ın oğlunun benim onu takip ettiğim ya da onun evine geleceğimi anlamaması gerekiyor. O yüzden dostlarım böyle siyah bir araba buldum. Hocam burada trafik çok karışmış. Dur ablam dur, ne yaptın, arabayı vurdun. Aferin. Kaç bin dolarlık arabayı, ne yapıyorsun, geçme. Dostlarım bunlar çok kek ya mal, bunlar neye böyle ya? Ben de arabamı sürttüm bak, görüyor musunuz? Allah belanızı vermesin. Bu nasıl bir şey? Dostlarım uçak nasıl buraya düşebilir ya? Bu uçağı kim sürüyormuş anlamadım ki. Neyse dostlarım bakın, o GTR'ı alacağız. Ya öyle ya böyle ya birkaç bölüm bilmiyorum ama dostlarım o ne, Jimmy'nin GTR'ını alacağım dostlarım. Şu anda Michael'ın evine gitmem lazım. Michael'ın evi tam nerede hatırlamıyorum. Dostlarım Michael'ın evi şuralarda bir yerde olması lazım. Dakika şurayı bir işaretleyeceğim. Michael'ın evinin oralarda bir yerde olması gerekiyor. Dediğim gibi dostlarım şu anda her şey belirsiz. Jimmy GTR'ını aldı mı, teslim aldı mı, siparişi geldi mi, arabayı alıp eve getirdi mi bilmiyoruz. Eğer eve getirdiyse direkt o arabayı alır, modifiye ederiz dostlarım ve ondan sonra yarış barış yaparız. Bir şeyler yaparız, arabayı satarız belki. Ama dostlarım şu anda bilmiyorum. Belki de o araba daha sipariş gelmedi. Yani GTR belki de şu anda hala Los Santos'ta değil. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden de dostlarım ilk olarak durağımız Michael'ın evi. Jimmy evdeyse dostlarım gerekirse bir yere saklanırız. Jimmy'yi takip ederiz dostlarım. Ve Jimmy'nin ne yaptığını falan bir şekilde öğreneceğiz. Ama o arabayı bir şekilde alacağım bakın. Bana güvenin. Bana güvenenler like atsın. Jimmy'nin yeni arabasını çalacağım. Umarım da dostlarım bana Michael kızmaz. Yani büyük ihtimalle dostlarım Jimmy'nin arabasının parasını Michael vermiştir. Michael da şimdi bunu öğrenirse, arabayı çaldığımı, bir de bunu benim yani Franklin'in yaptığını öğrenirse başımıza iş alırız dostlarım valla. O yüzden çok gizli bir şekilde bu işi yapacağız. Çıkın lan şuradan. Çıkın oğlum. Dostlarım Michael'ın evi buralarda bir yerde olması lazım. Aha dur, Michael'ın evine geldim. Vallahi geldim. Tamam sakin olacağız. Saatlerimiz şu an kaçı gösteriyor? 4.30. Tamam dostlarım saat 4.30. Arabayı şuraya bir çekeceğim. Arabayı nereye çekeyim? Şurası iyi midir dostlarım? Burası iyidir. Evet dostlarım arabayı buraya çektim. Şu anda Michael'ın evine geldik. Önce bakın güvenlik kamerası var mı burada? Tam yok. Dostlarım önce hemen bir Franklin'e bir maske takacağım. Dostlarım tamam şu an maskemi taktım. Yani yine birazcık Franklin olduğu belli oluyor ama yapacak bir şey yok dostlarım. O kadar da olsun yani. Eve nereden gireceğim biliyor musunuz? Bir dakika bakayım. Etrafta birisi var mı? Aa dostlarım Jimmy evde yok. Bu kimin arabasıydı dostlarım? Bu Tracy'nin arabası. Bakın ekranda gördüğünüz bu kızın arabası. Fotoğrafını şu an ekranda görüyorsunuz. Michael'ın kızının arabası dostlarım. Michael'ın kızı evde demek ki. Tamam Michael'ın kızı evde. O zaman bu kapı açık mı? Kapıda şifre var dostlarım. Girebiliyor muyum? Atlarım ki.
atladım. Tamam, sakinim. Dostlarım, içeriye girdim. Sakin sakin içeriye girdim. Tamam. Şimdi kapı bana açılır mı bilmiyorum. Garajdan girebilirim dostlarım. Yani umarım Michael evde değildir. Michael evdeyse büyük patlarız. Michael dostlarım beni vurur. Gerçekten beni vurur. Hele böyle maskeyle onun evine gireceğim, bana ateş açar dostlarım. Öldürür beni. Umarım evde kimse yoktur. Yani bir tek Jimmy olsun yeter dostlarım. Direkt Jimmy'nin... Dostlarım, Michael yazdı! I heard someone was acting creepy near my house. Evimde, evimin yakınlarında korkunç birisinin olduğunu öğrendim. Umarım o sen değilsindir yazdı. Dostlarım, Michael mesaj attı. Dostlarım, Michael SMS attı. Tamam, hızlı olmamız lazım. Dostlarım, hızlı olmamız lazım. Evimin yakınlarında korkunç birisi var. Umarım o sen değilsindir yazdı. Aha, patladık dostlarım. Michael'la böyle oldu. Eve girebilir miyim? Evde biri var mı? Sesler geliyor ama bilmiyorum dostlarım. Sakinim. Umarım evde birisi yoktur. Jimmy odasında mı? Göremiyorum ki. Dostlarım, Jimmy evde yok. Lan Jimmy evde yok. Dostlarım, Jimmy vallahi evde yok. Lan bu sesler ne dostlarım? Garip sesler geliyor. Ne oluyor lan? Oo! Dostlarım, Jimmy orada. Gördüm Jimmy'yi. Bir dakika, Jimmy'yi gördüm dostlarım. Jimmy'yi gördüm. Jimmy içeride. Bakın, ekranda yavaşlatılmış bir şekilde görüyorsunuz. Tracy de orada. Michael'ın kızı da, oğlu da şu anda evde dostlarım. Vallahi gördüm, oradaydı. Ne yapıyordu lan orada o? Niye bunu şey dostlarım, Tracy'nin odasına girmiş? Aa, ayıp ayıp. Dostlarım, şınav çekiyor. Gördü! Gördü mü? Dostlarım, orada bir Tracy baktı. Ramazan zoom at oraya. Tekrardan göster bak. Dostlarım, yavaşlatılmış bir şekilde tekrar görüyorsunuz. Sanki böyle Tracy bana bakar gibi oldu. Ay, umarım dostlarım görmemiştir. Tamam, Jimmy orada dostlarım. Jimmy evin içinde. Tamam dostlarım, Jimmy evde. Jimmy niye Tracy'nin odasında, onu anlamadım dostlarım. Yani Tracy'nin odasında ne yapıyor? Normalde Jimmy ile Tracy pek anlaşamaz biliyorsunuz ki. Ama orada olmasını anlamadım. Bir dakika, belki araba garajdadır. Hayır dostlarım, araba garajda değil. Dostlarım, araba garajda değil. Patladık. Ne yapacağız şimdi? Jimmy odada dostlarım. Jimmy odada şınav çekiyor. Tracy'nin orasında şınav çekiyor. Yani benim burada dostlarım beklemeye koyulmam lazım. Michael da eve gelmeden hiç hızlı bir şekilde bekleyeceğim. Bir yere gizli bir şekilde gireceğim dostlarım. Jimmy illa dışarı çıkacaktır. Yani benim bildiğim kadarıyla dostlarım, Jimmy akşamları dışarıya çıkıyor. Ve dostlarım bakın, şu anda saat 7. Yani akşama doğru geliyor şu an. Gün batıyor. Bakın dışarıya. Bir dakika, bu garaj kapısı açılmıyor. Dostlarım, ben hiç dikkat çekmeden dışarıya çıkacağım. Dostlarım, umarım Tracy beni görmemiştir. Orada bir görür gibi oldu ama bilmiyorum. Jimmy niye odasında Tracy'nin, onu da anlamadım. Yorumlara yazın. Dostlarım, ben şuraya bir saklanayım. Beklemeye koyayım dostlarım. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Burada birazcık bekleyeceğim. Eğer Jimmy evden çıkarsa bu harika bir haber. Umarım evden çıkar dostlarım. Umarım bunu yapar. Dostlarım, şu anda neredeyse artık akşam oldu ve hala da sabah oldu hatta. Ne akşamı ya? Aa, çıktı dostlarım, Jimmy çıktı. Dostlarım, Jimmy çıktı. 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 Çıktı dostlarım, çıktı, sonunda çıktı. Sonunda çıktı, bir dakika çıktı. Nereye gidiyor bu? Ne yapıyor lan o? Aa dostlarım, bir şeye bindi. Neye bindi lan öyle o? İndi. Ne yapıyor bu? Bisiklete biniyor dostlarım galiba. İniyor. Ne yapıyor dostlarım? İyice kafa yemiş mi? Herhalde dostlarım sarhoş falan, hareketlere bakın. Bisiklete binip iniyor. Çıktı dostlarım, belki 10 saattir burada bekliyorum. Ne yapacak şimdi bu? Dostlarım gidiyor. Gidiyor. Bir dakika. Dostlarım, şu arkadaki bisiklete mi alsam ben de acaba? Gidiyor. Bu kim lan? Çık lan buradan. Dostlarım, Jimmy gidiyor. O GTA benim olacak. Nereye gidiyor bu gerizekalı acaba? Bir dakika dostlarım, Jimmy'yi takip etmem lazım. Beni de hiç fark etmiyor. Mal mıdır nedir ya? Dostlarım, Dana'ya bakın. Dana bak nasıl bisiklet sürmeye çalışıyor. Tamam, şöyle arkaya geçtim dostlarım. Ama bu bisiklet, onların evden aldım ya bu bisiklet. Büyük ihtimalle benim. Yani kendi bisikletlerinin olduğunu anlayacak ve bu yüzden kaçabilir. O yüzden şöyle gözükmeden Jimmy'yi takip etmem lazım dostlarım. Biraz gitsin. Benim arabam dostlarım, arabam da kaybolmuş benim bu arada, farkındaysanız. Lan! Franklin, maskeyi niye çıkardın? Yapma! Dostlarım, benim acil bir arabaya binmem lazım. Ha, bu arabanın dostlarım arkasında da bisiklet var. Ne oluyor lan? Benim acilen bir arabaya binmem lazım, yoksa dostlarım bu iş olmaz. Tamam, bu arabaya bindim. Gözükmeyelim dostlarım, anlar. Salak Franklin kafasındaki maskeyi çıkardı. Tamam. Şu an dostlarım, Jimmy bir yere gidiyor. Sakinleyebiliriz. Çok yavaş bir şekilde sürüyor bisikleti. Nereye gidiyor bilmiyorum ama bir yere gidiyor. Gitsin bakalım, merak ediyorum. Yani dostlarım, o kapının önünde belki 5 saat, 6 saat bekledim. Niye bu kadar yavaş gidiyor bu ya? Oo, ölme eşeğim, ölme. Jimmy, nedir bu ya? Dostlarım vallahi sabah oldu bak. Tam hızlandı dostlarım, tamam şu an hızlandı. Jimmy şu an hızlandı. Hadi bakalım Jimmy, götür bizi gittiğin yere. Umarım dostlarım benim o Franklin olduğumu anlamaz. Babasına beni şikayet ederse var ya, başımız öyle bir derde girer ki beni kimse kurtaramaz dostlarım. Michael'ın ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu biliyorsunuz. Tamam, Jimmy şu an bir yere doğru gidiyor. Buradan sağa döndü. Nereye gidiyor lan bu? Aa, buradan görecek. Ben olduğumu görecek dostlarım. Herhalde takip edildiğini anladı ve yön değiştirdi. Olabilir mi acaba böyle bir şey? Belki de şu anda Jimmy takip edildiğini öğrenmiş olabilir ve yön değiştirmiş de olabilir. Bilmiyorum. Tamam, çok fazla kesin konuşmayacağım. Jimmy'yi arkadan yavaş bir şekilde takip etmeye devam edeceğim. O GTR'ı istiyorum dostlarım. Gerekirse Jimmy'nin başına silah dayayacağım. O GTR nerede diyeceğim, bana söyleyecek dostlarım. Başka bir çaresi, bunun bir ihtimali yok. Yok yani, yok. Gitsin bakalım gideceği yere. Aa dostlarım, sağa döndü. Tamam, şimdi şehre doğru iniyor. Durdu. Franklin, niye maskeyi çıkardın? Nereye gidiyor lan bu? Aa dostlarım, içeri giriyor, bir dakika. Aa durdu orada dostlarım, orada durdu, bir dakika durdu orada. Dostlarım durdu. Tam dostlarım, maskeyi tekrardan taktım. Şimdi orada bir ara durdu dostlarım, durduğunu gördüm.
Jimmy tam orada bir yerde durdu. Aa dostlarım, Jimmy orada, bir dakika, biriyle konuşuyor. Biriyle konuşuyor. Ne oluyor lan? Kim o? Dostlarım birisiyle sohbet ediyor ama kimle sohbet ettiğini anlayamadım. Adamı şu an Zoom'da Ramazan, dostlarım çok enteresan ve adamla şu anda sohbet ediyor. Bu ne karıştırıyor böyle, anlamadım ki bu. Bu Jimmy dostlarım hiç normal bir çocuk değil. Yani benim böyle bir çocuğum olsa gerçekten bunu kapının önüne koyardım. O Jeter'i dostlarım alacağım. Bakın şu anda çok değişik bir adamla sohbet ediyor da o adamın da kim olduğunu anlayamadım. Neye benzediğini de anlayamadım. O adam kim? Arkadaşım mı? Bakın bir de dostlarım tam arkada çok mavi canlı çok güzel bir araba var. Hiçbir şey anlamadım şu an. Jimmy niye buraya geldi? Bu adamla ne konuşuyor? Yorumlara törlerinizi yazın. Bir şey anlatıyordu, ne anlattığını da anlayamadım. Aa, adam bir yere gidiyor. Dostlarım adam gidiyor. Adam arabaya binip gidiyor. Bir dakika, nereye gidiyor bu? Bin 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 gidiyor dostlarım, adam gidiyor. Adam gidiyor. Bir dakika, adam bir yere çıkıyor. Ne yapacağız? Adamı mı takip etsek? Jimmy'de mi kalsak? Dostlarım o araba çok iyiymiş ya. Belki de bu adam biliyordu dostlarım. Şu adamı takip edeceğim. Çünkü Jimmy orada. Adamın nereye gittiğini merak ediyorum. Adamı konuştursak nasıl olur dostlarım? Adamı konuşturmaya ne dersiniz? Bir dakika. Herifimin nereye gittiğini anlamaya çalışayım dostlarım. Çok enteresan bir olayla şu anda karşı karşıyayız. Jimmy gecenin köründe sabaha karşı evden çıkıyor. Buraya geliyor. Bu adamla konuşuyor. Adamla konuştuktan sonra adam şu anda bakın arabasını atladı. Arabası manyak güzel bu arada. Arabasını atladı. Şimdi adam bir yere gidiyor. Jimmy buna sürekli böyle hararetler hararetle bir şeyler anlattı. Yani ne anlattığını son benden de anlayamadım. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Aynen öyle. Lan! Oğlum dur! Sen durmaz mısın? Heh. Sen durmuyor musun lan? Arabanın tüm lastiklerini patlatırım. Dur oğlum dur! Dur lan dur! Oğlum duracaksın lan. Oğlum duracaksın oğlum. Ya duracaksın ya duracaksın oğlum. Başka bir çaresi yok. Dostlarım vurmak istemiyorum. Vurursak bunu konuşturamam. Şunu bir sıkıştırayım. Bekle bekle sen bekle. Sen bekle, in lan aşağı. İn lan aşağı. İn! İn, ağzına vururum senin, in aşağı. Sen gel lan buraya. Sen kimsin oğlum? Sen Jimmy'ye ne yapıyorsun lan? O Jeter'ı bana vereceksiniz oğlum. O Jeter'ı bana vereceksiniz lan. Konuş oğlum konuş. Konuş. Jimmy'le ne konuşuyordun anlat. Ya Jimmy'le bir şey konuşmuyordum gerçekten. Oğlum nasıl bir şey konuşmuyordum? 10 dakika adamla ne konuştun? Çabuk söyle. Ya Jimmy bir tane araba sipariş etti. Onu beklemedeceğim. Jimmy araba mı sipariş etti? Dostlarım Jimmy araba sipariş etti diyor. Bir dakika. Jimmy araba sipariş etti diyor dostlarım. Jimmy GTR sipariş etti. Çabuk GTR'ın bana yerini söyle. Çabuk GTR'ın bana yerini söyle. Limanda. Limanda bugün gelecek. Limanda. Los Santos limanında. GTR oraya gelecek. Tamam. Dostlarım limandaymış. Tamam bu adamı öldürmeyeceğim dostlarım. Artık ayağa kalkar kendine gelince. Arabanı alıyorum kral, hakkını helal et. Helal et. Vallahi arabanı alıyorum. Dur yapma, arabamı alma. Kendine iyi bak. Özür dilerim dostlarım. Tamam bakın ben anladım çünkü. Ama bu arabayı alamam ki. Tamam lan arabanı almıyorum, hadi iyisin yine. Dostlarım ben anlamıştım Jimmy'nin bir şeyler karıştırdığını. Bakın meğersem bu adamla araba mevzusu için buluşmuş. Araba dostlarım Los Santos limanına bugün gelecekmiş. Direkt Los Santos limanına süreceğim. Direkt dostlarım Los Santos limanına gidiyoruz. Araba Los Santos limanına geliyormuş. İşte istediğim bilgi buydu. O GTR ya benim olacak ya da dostlarım kimsenin olmayacak. Bu kadar basit. Şimdi direkt limana süreceğim. Jimmy bakalım ne yapacak onu da merak ediyorum. Dostlarım tahminine göre büyük ihtimalle yani. Dostlarım Jimmy bu adamla konuşacaktı. Diyecekti ki bana arabamı getir, sana paranı ödedim falan diyecekti. Bu adam da tamam diyecekti, getiririm diyecekti. Limana gidiyordu büyük ihtimalle şu anda. Limandan arabayı alıp Jimmy'ye verecekti. Yani o yüzden dostlarım direkt hızlı bir şekilde limana gidip Jimmy'nin arabasını kimse almadan o arabayı benim almam lazım dostlarım. GTR'ı alacağım ve ondan sonra dostlarım o arabayı modifiye de ederiz. Arabaya bir şeyler de yaparız. Takılırız yani dostlarım. Siz yeter ki isteyin. Manyak şeyler olacak. Manyak şeyler olacak. Limana sürüyoruz. Limana gidiyoruz. Evet dostlarım şu anda Los Santos limanına geldim bakın. Herif demeyin bize Los Santos limanı dedi. Burası dostlarım Los Santos Docks diye geçiyor. Yani Los Santos limanı. Bana niye kapaşmıyorlar lan? Ne oluyor oğlum? Diğer tarafta insanlar geziyor. Dostlarım şimdi biz bu limanda GTR'ı bulmamız lazım bakın. Nissan Skyline GTR'ı bulmamız gerekiyor. Bunlar GTR değil. Yani dostlarım konteynerların içinde de olabilir. Birazcık zor bir işlem olacak bu. Tırların içinde de olabilir Skyline GTR. Mantıken dostlarım gemiyle Los Santos'a geldiği için araba. Yani dostlarım ya tırların içerisindedir ya otoparktadır ya da bir garajın içerisinde olabilir. Bilmiyorum şu anda, emin değilim. Yani o yüzden bu limana dostlarım çok dikkatli bir şekilde her yerine bakmamız gerekiyor. O GTR'ı bugün alacağım dostlarım. Alacağım. Başka bir çaresi yok diyorum size, yok diyorum. Başka bir şey demiyorum ya. Tamam bu gemide de yok. Acaba geminin içinde mi? Olabilir mi dostlarım, ne diyorsunuz? Bir etrafa bakalım da belki dostlarım arabayı direkt buraya çekmişlerdir. Jimmy almaya gelecek falan filan diye. Ya da o Çinli adam almaya gelecek falan filan diye. Belki dostlarım direkt buluruz. Tamam burada iki tane gemi var dostlarım. Bir orada gemi, bir de burada bir gemi var. Onun dışında ne oldu lan? Silah patladı, duydunuz mu? Selamünaleyküm kral. Aa dostlarım elinde silah var bunun. Lan sen o silahı nereden buldun? Sen kimsin lan? Dostlarım tipine bakın. Burada bir şeyler dönüyor. Bak ben size söyleyeyim. Dostlarım burada bir şeyler dönüyor. GTR burada bir yerde bakın. Nissan Skyline GTR. Eski model GTR. Çok değerli bir araba. Los Santos sadece bir tane var. Şu an dostlarım o arabadan Los Santos'ta bir tane var. Yani o yüzden araba bizim için aşırı değerli. Bir şuralara da bakacağım. Otoparkta var mı? GTR mı? Yok dostlarım bu arabalar da değil. Ambulans falan gelmiş dostlarım buraya. Burada bayağı olaylar var ben size söyleyeyim. Ciddi burada bir olay var ama dostlarım nasıl bir olay döndüğünü anlayamadım. Vallahi anlayamadım. Nerede oğlum? Acaba dostlarım şu garajların içerisinde olabilir mi? Bir dakika şu garajlara bakacağım. Bunlara girilebiliyor muydu? Açın lan kapıyı, aç! Kapıyı açın oğlum! Dostlarım bir yerden silah sesleri geliyor. Bir dakika bir şeyler oluyor.
Bir yerden silah sesleri geliyor. Ananı satayım, buradalar. Dostlarım bir dakika, bunlar bana niye sıkıyor, öleceğim. Dostlarım bir dakika, burada birileri var, bana sıkıyorlar. Oğlum siz kimsiniz lan? Niye bunlar bana sıkıyorlar, çok enteresan. Hazır mıyız gençler? Ölebilirim dostlarım ama ölmem lazım. Geberin lan, geberin lan. Siz kimsiniz lan? Öleceğim. Oğlum siz kimsiniz? Kimsiniz oğlum siz bana sıkıyorsunuz? Dostlarım burada niye herkes kafayı yemiş, ben anlamadım ya. Herkes birbirine... Buldum! Yes! Dostlarım GTR'ı buldum. Aman tanrım, look at that. Arabaya bakın dostlarım, GTR'ı buldum. Burada biri ölmüş dostlarım, GTR'ı buldum. Allah Allah, kaç kaç, çabuk çabuk. Frank de kapıyı kapat. Dostlarım buldum GTR'ı, vallahi billahi buldum. Yemin ederim buldum. Allah'ım hayallerim gerçek oluyor. Arabayı çarpmayacağım. Çarpmadan geçir. Ah sürttüm. Dostlarım GTR'ı buldum. Vallahi buldum dostlarım, buldum. Kaç 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 kaç. Ambulans geldi dostlarım, itfaiye geldi. Kaç. Dostlarım GTR'ı buldum. Yes be. Yes be. Dostlarım hiç beklemiyordum. Bir anda silah sesleri duymaya başladım ve garaj kapısı açıldı. Adamlar bana sıkıyordu dostlarım. Herhalde bunları arabaya getiren çete dostlarım. GTR'ı getiren adamlar olabilir. Dostlarım şu arabanın güzelliğine bakın. GTR'a kavuştuk sonunda. Jimmy'nin GTR'ını çalmayı başardım. Çok uğraştım ama dostlarım buna değdi be. Yes be, değdi. Vallahi değdi dostlarım buna. Aşağı çok dostlarım, aşırı heyecanlandım. Bir dakika, çok sakin olmam lazım. Şu an bayağı bir heyecanlandım. Ciddi dostlarım, şu an felaket heyecanlandım yani. Tamam, GTR'ı dışarı çıkartıyorum dostlarım ve direkt modifiye etmeye gidiyoruz. GTR'ı şu an direkt modifiye etmeye götürüyorum. Çok mutluyum şu an. Like'larınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bu arabaya bakın, Corvette. Yes be. Dostlarım yes be. Lan Jimmy geldi. Dostlarım Jimmy'ye yakalandık. Bir dakika, maskem kafamda mı? Tamam, maskem kafamda. Dostlarım Jimmy geldi arabasını almaya. Jimmy kusura bakma, Jimmy arabanı alıyorum. Getir lan arabamı buraya, getir. Ağzını yedirdim bir çocuğu, arabamı getir. Ya Jimmy dur dur, tamam arabana veririm sonra. Ben modifiye edeceğim, araban artık benim oğlum. Dostlarım umarım benim Franklin olduğumu anlamaz. Eğer beni Michael'a şikayet ederse patlarız. Allah. Lan Jimmy bırak arabanı, kolunu bırak. Dostlarım bir de arabayı tutuyor. Dostlarım ben Jimmy'yi bayıltsam mı acaba, ama aşağı inersem kim olduğumu anlar benim. Şu an çok üzülüyorum Jimmy için dostlarım. Michael'ın paracıkları boşa gitti. Michael paralarını biriktirdi. Bankaları soydu. Jimmy'ye GTR almış. Dostlarım biz de kalktık, Jimmy'nin GTR'ını çaldık Jimmy'yi takip ederek. Jimmy'cim vallahi çok özür dilerim. Dostlarım ben size Jimmy'yi bayıltayım. Ya Jimmy bak. Jimmy bak, ben de dövüşmeye... Hayır, silah yok, öldürür. Michael bizi öldürür, silah yok. Yürü lan. Yürü lan işine, gel. Gel gel gel. Oğlum babana beni şikayet edersen var ya Jimmy, seni paramparça ederim lan. Paramparça ederim Jimmy seni. Dostlarım Jimmy kavga etmeyi de öğrenmiş. Yumruk falan atıyor. At bakayım bir yumruk. Oo, atamıyor dostlarım. Oo, iyi vuruyorsun ha. Dombili. Yürü lan. Dostlarım Jimmy'yi bayılttım. Yapacak bir şeyim yok. Jimmy'yi bayıltmam gerekiyordu. Çünkü eğer dostlarım yani onu bayıltmasam şimdi gider beni babasına şikayet eder. Başımız derde girerdi. Tamam dostlarım. İşte şimdi zor olan kısmı atlattık. Dostlarım sıra kolay bölümde. Modifiye bölümünde. Oğlum şu arabanın güzelliğine bakın dostlarım. Hayalindeki araç mı benim? Siz de yorumlara lütfen hayalinizdeki arabayı yazın. Benim dostlarım hayalindeki araç kesinlikle bu ya. Vallahi bu dostlarım. Biraz hızlanalım bakalım. Araba kaç basıyormuş. Şimdi ben bu arabayı dostlarım nereye götüreceğim biliyor musunuz? Modifiyeciye götüreceğim. Modifiyeciye götürdükten sonra bu arabayı bir güzel modifiyeleyeceğiz. Ondan sonra dostlarım bu arabayı garajıma koyacağım. Umarım başıma da bir iş gelmez. Yani umarım Michael benim arabayı çaldığımı öğrenip beni öldürmeye falan gelmez. Umarım dostlarım. En büyük şu anda korkum bu kesinlikle. Yani bu olmazsa her şey harika gider. Araba çok basmıyor dostlarım şu an ne yazık ki. Bakın 190 falan basıyor. Ama şimdi ben bunu modifiyeciye götüreceğim ya. Arabayı dostlarım bir modifiyeleyeceğim. Siz sonra arabanın dostlarım yeni halini görün. Aha modifiyeciye geldik. Dostlarım şurada bir modifiyeci var. Hemen şuraya giriş yapalım. Bir tık da korkuyorum. Lan açalım, GTR hayatınızda kaç tane gördünüz? Yol verin lan bana. Dostlarım Amerika'da değil, Los Santos'ta tek bir tane GTR var. O da şu anda bende, yani Franklin'de. Dostlarım çok güzel araba ya. Ben bu arabayı bitiyorum. Vallahi bitiyorum. Hemen şuraya bir girelim. Kapı. Beni içeri almıyorlar. Hey. Ha, açıldı dostlarım. Çok korktum yani açılmayacak diye. Girelim içeriye. İçeriye girelim dostlarım. GTR modifiye vakti bebeğim. Let's go. Önce bir arabayı tamir edelim dostlarım. Arabaya bir tane hemen seriden bir zırh taktık. Hemen dostlarım yarış freni, bakın. Yarış freni taktım arabaya. Bumpers. Oy. Dostlarım şuna bakın, hangisini takalım? Bu mu bu mu? Dostlarım bu. Tamam. Arkaya bakalım, arkada ne var? Arkada bu var, bu var, bu var. Dostlarım bence bu. Bu güzel, tamam. Bunu da taktık. Engine en önemli kısım dostlarım. Arabamızın hızlı olmasını istiyoruz. Los Santos'taki tek GTR şu anda bizde ve o yüzden dostlarım arabamızın hızlı olması gerekiyor. Hızlı. En son seviye dostlarım. En son seviye, motoru en son seviye yaptım. Egzoz. Bak böyle bir egzoz varmış dostlarım. Bakın bir bu var. Şöyle göstereyim. Bir bu var, bir bu var. Bu büyük egzozdan takalım. Hood, tavan. Tavana bakıyorum. Tavanda ne varmış? Stock hood var, bir de bu var. Karbon. Karbon bana göre değil dostlarım. Karbon sevmem. Ama karbon yaparsak araba daha çok hızlanıyor mu?
kızlanmıyor. Işıklar dostlarım, neon takalım bir bak. Neon ışık takalım. Oy oy. Her yere tak oğlum, her yere dostlarım. Neon ışık aşağı taktım. Rengi ne olsun? Dostlarım rengi mavi olsun. Paul Walker'ın GTR'ının şu anda yakana fotoğrafı girdi bakın. Paul Walker'ın GTR'ı gibi yapacağım dostlarım bu arabayı. Plaka. Plakası siyah güzel. Heh, tekrar bir boyayalım dostlarım. Arabanın aslında boyası şu an gayet güzel bence. Arabanın boyasını ellemeye gerek yok. Şunları bir ilerleyelim bakalım. Aa, skirt bakın dostlarım. Bir böyle var, böyle var, böyle var. Ben bunu yapacağım. Gerçi çok da fark ediyor mu? Tamam bu olsun. Spoiler. Ay dostlarım, bir bu var, bir bu var. Bence şu anki güzel. Suspension. Dostlarım competition hidrolik taktım arabaya. Transmission bak. Aha bu önemli. Dostlarım yarış transmission'ı taktım. Turbo. Arabayı turbo oluyoruz. Lastikler. Lastiklere bakalım dostlarım. Lastikler önemli. Bize sport lastikler lazım. Altın lastik var mı? Altın jant. Ben altın jant istiyorum dostlarım. Ay bunlar da güzelmiş. Dostlarım ama bizim jantlar da güzel de ne taksak acaba ya? Muscle'da ne var? Ay bunlar da çok iyi dostlarım. Yok bu güzel değil. Port baktık. Tuner. Tuner neymiş? Ay en güzeli bunlar dostlarım. Aa bu çok güzel, tamam. Jant boyayabiliyor muyum? Wheel color. Aa dostlarım boyayabiliyorum. Altın jant hayalim. Altın var mı? Altın jant. Hangi senin çok altın rengine benziyor? Bu. Dostlarım altın jantımı da taktım. Tires. Tire design. Aa dostlarım bakın yarış dizaynı. Şunu taktım dostlarım. Bu güzel oldu. Tire smoke. Yani lastiklerden çıkan dostlarım dumanın rengi. Dumanın rengi dostlarım blue olsun. Bunu da yaptım. Camlar. Camları filmleyelim dostlarım. Kapkaranlık olsun içerisi. Tamam. Arabanın son dostlarım rengini değiştirelim ya. Hadi rengini de değiştirelim. Ya buraya gelmişken GTR hangi renk yakışır dostlarım? Mat bir renk olsun GTR'ımıza, ya da mat değil, metalik. Aha metalik dostlarım. En sevdiğim. Kırmızı sarmaz. Böyle daha pembe. Aa bak garnet red. Dostlarım bence güzel oldu. Arabayı yorumlarda onun üzerinden puanlayın. Çıkıyorum buradan. Ve GTR'ımızın modifiyeledik lan. Mavi ile kırmızı hiç uymamış ya. Dostlarım mavi ile kırmızı hiç uymadı ki. Bir dakika arabayı eski haline döndüreceğim dostlarım. Renk uyumu uyumsuzluğu oldu da. Bekleyin. Tamamdır dostlarım. Arabayı eski haline döndürdüm. Şu anda Jimmy'yi bayılttık. O Çinli adamları öldürdük. Ve dostlarım GTR'ımıza kavuştuk bebeğim. Bir hız testi yapmaya ne dersiniz? Dostlarım bir hız testi yapmaya ne dersiniz? Dostlarım arabayı şu an çok merak ediyorum. Oğlum çok hızlanmış lan. Dostlarım aşırı hızlanmış. Oo! Bir dakika. Daha demin buzlara ne kadar saniyede çıkıyorduk. Dostlarım çok hızlı, çok hızlı ama durmuyor. Şerefsiz! Dostlarım bence ne yapalım biliyoruz mu? Birazcık sokaklarda gazlayalım. Şöyle biraz şuralarda gezelim. Araba çok güzel oldu dostlarım ya. Araba bayağı hızlı oldu ve aşırı güzel oldu dostlarım. Biraz gazlayalım ya. Biraz gazlayalım dostlarım. Allah dur. Araba çok iyi oldu dostlarım. Siz de GTR'ı seviyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Kaç basıyor? 250 lira çıkıyor. Güzel güzel güzel. Hoşuma gitti. Şöyle bir tekrardan dostlarım limana doğru gideceğim. Umarım Jimmy'yi dostlarım oradan almışlardır bu arada. Limana tekrar gidiyorum ama eğer Jimmy hala orada yatıyorsa aşırı komik olur dostlarım. Şimdi kesin Michael Jimmy'yi her yerde arıyordur. Ay oğlum nerede? Bak oğlum benim. Oğlumu göremiyorum. Oğlum nereye gitti diye dostlarım bas bas bağırıyordur. Bilmiyor ki dostlarım oğlu şu anda baygın yatıyor. Drift araba. Drift atıyor mu peki? Oha dostlarım drift de atıyor güzel. Ay 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 ay. Dostlarım manyak. Bir dakika şöyle bir el freni. Of. Sıfır çizebiliyor mu? Çizmez mi be? Çizmez mi dostlarım? Bu araba sıfır çizmeyecek de hangi araba sıfır çizecek? Şu GTR'ın güzelliğine bakın. Efsane. Çiz sıfırını çiz. Hayır çarpma. Sakın. Çok para var. Bu araba çok pahalı. Bu arabadan tek bende var. Dostlarım bu arabayı hiçbir yere çarpmam lazım. Güzel araba çok iyi dostlarım. Bir de bunu havalimanına götürelim. Havalimanında dostlarım buna bir top speed denemesi yapalım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Evet gençler. Bilin bakalım ne yaptım? Ne yapmış olabilirim ki? Havalimanına geldim. Ne yapacağım oğlum? Havalimanına geldim. Evet, sakin bir şekilde buraya geçiyorum dostlarım. Hazır mıyız? Bak GTR bak sabah daha güzel gözüktü. Vallahi gözüme güzel gözüktü. Lastikleri pek beğenmedim. Keşke lastikleri değiştirmeseydim. Hazır mıyız dostlarım? Kalkış yapıyorum. Bakın çıkan dumanlara bakın dostlarım. Masmavi çıkıyor dumanlar. 3 2 1 Let's go! Haydi bakalım. Ne kadar hızlanıyormuş arabamız göreceğiz. 160 170 200 220 230 240 300'e çıkar mı? Çıkmaz dostlarım. 300'ü görmez. Yok. Dostlarım 300'ü görmedi ya. Aa durdurdum arabayı. Yani zorlasak 300'ü görebilir. Bir daha bir deneyeceğim. Şöyle en başından başlayayım ki dostlarım. Hani denerken rahat olalım. Bir daha bir deneyeyim. Umarım çıkar. Şöyle şuradan durdurdum arabayı, tamam. Bir daha deneyeceğim son bir kez. 3 2 1 başla. Yani 300'ü görür diye umuyorum dostlarım. O kadar GTR yani bu görmesi lazım. Hatırlıyorsunuz ki önceki bölümde şu an çıkan kartlarda vardır önceki bölüm. Önceki bölümde dostlarım yeni GTR sürmüştük. O çıkmıştı 300'lere. Bu çıkmıyor dostlarım. Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Yes! Hayır!